Hemen Erdal Kuruçay'a bağlanacağız. İstanbul Çekmeköy'de dün kaybolan iki kardeş vardı. Maalesef onlardan acı bir haber geldi. Erdal Kuruçay, sözü ve yayını sana devrediyoruz. Günaydın Erkan Tan. Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi'nde iki kardeş yaklaşık 12 saattir dün kayıptı. Ailesi de polise başvurmuştu. Maalesef onlardan kötü haber geldi ve cansız bedenleri hemen arkamızdaki inşaatın asansör boşluğunda ölü olarak bulundu. Cansız bedenlerine ulaşıldı. Asansör boşluğu suyla doluydu ve o suyun içinden maalesef çıkarttı ekipler. Polis ekipleri, itfaiye ekipleri ve AFAD ekiplerinin araması sonucu işte tam da bu noktada tahtayla çevrilmiş alanda hemen önündeki inşaatta ölü bulundu. Hasan Büyür 4 yaşında, Hüseyin Büyür de 8 yaşındaydı ve gündüz saatlerinde oynamak için inşaata girdikleri tahmin ediliyor. Öğlen saatlerinde kaybolan iki kardeş yaklaşık 3 saat önce işte bu noktada bulundu ve AFAD ekipleri tarafından, ardından da polis ekipleri onun, iki kardeşin cansız bedenini adli tıpa kaldırdı otopsi için ve otopsi raporunun ardından cinayet mi yoksa oynamak için mi oraya girdiler belli olacak. Sadece basit bir tahtayla çevrilmiş olduğunu söyleyebiliriz ve çocukların rahatlıkla içeriye girebileceği görünebiliyor. Hemen çocukların ailesinin evi de iki sokak alt taraftaydı ve çevrede oynuyorlardı sürekli. Yine görgü tanıklarından edindiğimiz bilgiye göre çocuklar genelde bu noktalarda oynadıklarını belirtiyor yine mahalle sakinleri ve bu noktaya kadar gelmişlerdi. 12 saatlik bir aramanın ardından cansız bedenlerine ulaşıldı. İki kardeş yüksek ihtimalle de oyun oynuyorlardı. Şantiyenin bahçesinde oldukça derin bir asansör boşluğu vardı. 6 katlı binanın asansör boşluğu suyla doluydu ve çocuklar muhtemeldir ki oraya oyun için girdiler ve iki kardeş, biri 4, biri de 8 yaşındaydı. Hasan, Hüseyin, Büyür, iki kardeşin cansız bedenine o noktada ulaşıldı ve adli tıpa kaldırıldı. Ve sonuca adli tıp raporuna göre cinayet mi yoksa oyun için mi o noktaya girdiler? Otopsi raporunun ardından belli olacak diyelim ve biz gelişmeleri kameraman arkadaşım Ahmet Işık'la takip edeceğiz diyelim. Sözü tekrar Çekmeköy'den merkeze bırakalım. Erkan Tan.